Şimdi demin aslında yolun başından beri bizim söylediğimiz şeyler vardı işte. Hani hattın sorunlu açıldığına dair, insan canının belki de tehlikeye atıldığına dair. Siz bir dizi BTS olarak önlem de açıklamıştınız aslında. Şimdi bir test, yani bizim gözlem yapacağımız bir şeye binmiş olduk. Tüm süreci aslında siz nasıl değerlendiriyorsunuz açılışından bugüne gelindiği noktaya kadar? Ya zaten bizim hattımız 19 Haziran 2013'te kapandı. Bu Gebze, Halkalı, Banyo hattı. Kapandıktan sonra 2015'te açılacağı söylendi. Ama bir takım sebeplerden dolayı 2019'a kadar sürdü. 2019'a kadar sürdü, sürmeden 31 Aralık 2018'de açılacağını söylendi. O da yine ertelendi. Tabii biz bu esnada raporlarımızı tuttuk. Yani eksikleri işte yazdık, çizdik. Yetkili genel müdürlüğe, bakanlıklara raporlarımızı yolladık. Yani 5 Mart'ta da genel merkezimiz, genel başkanımız tarafından basın açıklaması yapıldı, kamuoyuna duyuruldu. İşte 10 Mart afişlere falan 10 Mart 2019 olarak basıldı. Ama işte 2 gün sonra 12 Mart 2019 tarihinde açıldı. Açılış yapıldı. Ha, burada büyük bir şey vardı, risk olayı bu. Kumanda merkezinde görülen panolarda yani kumanda merkezi trafik kontrolünün trenler izlediği Gebze Halkalı panolarda tren kayıpları yaşanıyor olmasıydı. Bu da ilgili firmalar tarafından teknik olarak çözüldü. Ama sıkıntı devam ediyor. Tabii sıkıntılar çok. Sıkıntı şimdi yani makinistlerin eğitimlerinin yetersiz ve sayısının mevcutunun az olması. Mesela kumanda merkezinde çalışan trafik kontrolörleri arkadaşların eğitimlerinin az olması, hattı tanımamaları, sistemi tanımamaları, mevcut sayısının az olması. Daha sonra ilgili mesela Marmaray hattı ile ilgili depolar, mesela tren depoları, teknik bakım için yapılan Maltepe ve Pendik'teki depoların henüz açılmış olmaması. Halkalı'daki makas motorlarının, yapıya giriş çıkışlardaki makas motorlarının olmaması, bunların görevini, tren teşkil görevlerinin manuelle, el gücüyle yapmış olması, daha sonra diğer birimlerde de mevcut sayının az olması, daha yani bunun gibi şeyler, bu taslak olarak bunlar var. Peki sabah siz Maltepe'den binmiştiniz değil mi? Tabii. Maltepe'den bindiniz, buraya geldiniz. Evet. Haydarpaşa tarafından. Evet. Sabahki yolculuğunuza dair, oradan yolcuların tepkileri nasıldı? İlk seyahatler sonuçta bunlar, tepkiler nasıldı? Peki onun da haricinde aksaklıklar yaşandı mı? Ya şimdi oradaki yaşanan aksaklıklar, tabii insanlar konuşuyor. Mesela orada yorumlar da yapılıyordu. Peronda dinledim gördüğüm kadarıyla. Yani bir trenin gelip otomatik olarak, zaten sistem bunu treni otomatik olarak durduruyor peronda. Durduğu zaman yani ön tarafa doğru, yani yolcunun beklediği kısımda değil, ileriye doğru duruyor. Tabii bu büyük bir yığıntı oldu, insan yığıntısı oldu. Bütün insanlar son vagonlara bindi. Orada bir insanlar modurdan da neye ileri çekti falan gibisinden. Daha sonra trene binmeden önceki bir durumdu. Merdivenler ters çalışıyor kardeşim, yani burada yukarı çıkması lazım. Tabii ufak tefek şeyler. Mesela çalışan görevliler yeni. Yani personeli tanımıyor. Yeni güvenlik görevlisi arkadaşlar olsun, diğer görevliler olsun. Yani insanlarda böyle bir şey vardı. Yani gözlemin dediğim kadarıyla böyle bir insanlarda, ne derler ona, böyle bir kuşkulu, şüpheci bir durumları vardı yani böyle. Nasıl olur? Çalışır mı? İşte nasıl yapar? İşte geldik bir Fenerbahçe'de falan geldik, bir 5-6 dakika bekledik, işte sinyalle takıldı. Orada insanlar gözlemliyorum yani. Tartışma çıktı, dedi ya kardeşim, dedi ya, yani 5 dakika yani sinyalde mi beklenir falan dedi. Öbür taraftan bir vatandaş diyor yani beklesen ne olur ki falan diyor. Öbür vatandaş oradan, kardeşim biz 6 senedir bekledik. Daha da mı bekleyelim? Hattımız yani 2013'te kapandı, 2019'da açıldı. 6 sene yani, bunu 2 sene dediler. Biz 6 sene bekledik kardeşim, daha da mı bekleyelim falan gibi. Böyle sözlü satışmalar oldu. Büyük ölümcül kaza olmuş. Yani bunların, yani şu mantık olmaz kardeşim.
ben şu mantığı görüyorum. Bu alelacele açılmasındaki. Birinci mantık şu. Kervan yolda düzülür. Kardeşim burası can taşıyan. Yani yurttaşlarımızı taşıyan, bir hizmet veren, bir anma hizmeti veren bir kurum burası. Kervan yolda düzülür mantığıyla bu iş olmaz. Bunları gördük geçmişte. 5 tane dedi ölümcül kaza oldu. Yapmayın kardeşim ya. Bunu ikincisi seçim. Seçimleri ya trenlerimizi seçimler halletmeyin. Etmeyin kardeşim ya. 4 ay, 5 ay, 6 ay ya. Askeri 6 ay ya. Geç olsun güç olmasın. Tek kaygılarım yani seçim miydi acaba erken açmak için? Yani bu kadar da beklediler. Bu beklentinin nedeni neydi sizce? Bir de onu da düşünürsün. Valla biz sendik olarak yani biz öyle düşünüyoruz. Yani seçim. Seçimle ilgili ya. Seçimlere trenlerimizi halletmeyin. Peki bu kadar sene beklemesinin nedeni o yapıldığı dönem şirketlerle alakalı bir şey mi? Tabii. Mesela o dönemden bu döneme kadar yani hükümetlerde yani hükümetlerde başbakan değişti, işte ilgili bakanlıklar değişti. Tabii bunun yansıması ne oluyor? Genel müdürlüklere yansıyor. Yani her gelen genel müdürlük kendi kadrosuyla geliyor. Yani öyle değişiklikle yani o esnada firmalarda bırakıp gidenler oldu. Sıkıntılar oldu. Ben sürünceme böyle 6 seneye kadar sürdü yani. Pamukova, Çorlu kazası 2004'teki ilk bir yurttaşımızın hayatını kaybetti kaza da onda aşmayın, gitmeyin, hızlandırmıştı. Yani dendi, zeldenişte bulundu o zamanlar. Onları iyi hatırlıyorum ben o zamanları. O zaman zeldenişte bulundu yani hatırlıyorsan yani 3. sefer mi, 4. sefer mi vagonlar devrildi, 41 yurttaşımız hayatını kaybetti. Yani bu şey oluyor yani bile bunlar oldu, ölümcül kazalar oldu, niye halen zorlanıyor, niye tabii çalışanlarda da bu var, seçimlere alet ediliyor yani trenlerimizi, bu bizim burası diyor bizim ekmek tekmemiz, yani uğraşmayın fazla, seçimlere alet etmeyin, zorlamayın, yani eksikleri varsa gidelim, komple öyle baletseler, örneğin bugün de söyledi, ya diyor gel de. Başkanım dedi mesela biz dedi metroları biniyoruz dedi. Kapılar dedi noktaları belliydi. Durduğun zaman dedi o kapının önünde dedi. O duruş çizgilerinin önünde dedi. Kapılar açılıyor biniyoruz dedi. Ama bu sefer dedi yani tren dedi ön tarafta duruyor. Biz dedi arka tarafta duruyor. Böyle belli bir dengesizlik var dedi. Yani turnikelerde dedi aktarımlar oluyor dedi. Bu dedi aktarım şeyleri dedi. Butonların dedi peronlarda olması lazım. Metrolar gibi dedi. Metrobüsler gibi dedi. Vallahi bizim istediğimiz yani bu şimdi A hükümeti, B hükümeti, C hükümeti kardeşim yani bizler yani trenlerimize gelen giden hükümetler dokunmasınlar kardeşim. Çünkü yurttaşları bile hak bıraksınlar. Yani yurttaşların hayatını kaybetmesin.